Merhabalar Medya 24 izleyicileri. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Ankara Hilton'dayız ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin 9. kongresin, 9. daha doğrusu divan toplantısındayız. Doğru mu efendim? Doğru. Genel Başkan Mustafa Koca Hanım efendim. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan, önce çok kısa sizden biraz söz edebilir miyiz? Kimdir Mustafa Koca? Mustafa Koca 1962 yılında doğmuş, evli, 5 çocuk babası. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ne 6. dönem genel başkanlık yapan bir insan. Biz Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ni kurarken diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak gerçekten bilgiye dayalı, teknolojiye dayalı ve ülkeye genel manada hizmet edebilecek bilgi, beceri ve tecrübeleri aktarmak niyetinde olan, Türkiye'nin doğusunda açlıktan, batısında tokluktan ölmek zorunda olmadığına inanan bir grubuz. Yani gücümüzü üretimden, istihdamdan ve ihracattan alan bir grubuz. Asıl amaç Türkiye'ye katma değer yaratmak mı? Evet. Tabii şimdi önce Türkiye'ye katma değer sağlayabilmenin yolu, önce bir kere herkes üye olan şirketlerin tamamı bir kere önce kendini kurtarmış olmalı. Ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ne üye olan bir insan da zaten önce kendi bilgisini, becerisini, görgüsünü artırıyor. Daha sonra tavsiyelerle biz bir şeyin, üyenin eksik olan neyi varsa, diyelim ki uluslararası fuarlarda ve ticarette eksiği var, onu uluslararası, bizim komisyonlarımız var kurum olarak. Başta kurumsal ilişkiler dediğimiz, dış ilişkiler dediğimiz, sektörler ve hizmetler olarak da ayırdığımız şeylerde, birimlerde üyelerimizi blok blok yaparak insanımızın hem sosyal gelişimine katkı sağlarken hem de aynı zamanda bu noktada ne yapmaya çalışıyoruz? Üyemizin bilgisini, görgüsünü ve kültürünü artırarak önce kendi şirketini kurtaramasıyla alakalı, daha sonra da ülkeye katma değer sağlamasıyla ilgili bilgi ve tecrübemizi paylaşmış oluyoruz. Sayın Başkanım, şunu sormak istiyorum. Türkiye'de onlarca, binlerce sivil toplum örgütü var. Şüphesiz ki sivil toplum örgütü artması mutlaka o ülkenin demokratik açısından gelişimine de katkı sağlayacak. Ancak görüyoruz ki son yıllarda özellikle reel sektördeki böyle bir takım kulüpler diyelim, mesela iş adamları kulüpleri, bir takım sancılar da yaşıyorlar. Her biri neticede bir siyasi şeye uzanıyor veya içinden siyasetçi çıkarıyor. ASKO'nun ilerideki hedefi nedir? Asıl mesela bizim ana hedefimiz belli. Ülkemizde üretim sağlamak isteyen, istihdam sağlamak isteyen, dünyaya açılarak ihracat yapmak isteyen bütün tüccar, sanayici, iş adamlarımızı biz ASKO çatısı altında toplamaya davet ediyoruz. Tabii zaman zaman siyasi partilerimizden belediye başkanı ve milletvekili olmak isteyen üyelerimiz olabilir. Tabii güvendiğimiz, inandığımız insanlardan mutlaka ilgili siyasi partilere tavsiye etmek suretiyle referans oluyoruz. Yani bu noktada biz Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği sadece siyasette değil, problemle çözüm arasında da köprü olmaya gayret gösteriyoruz. Bu bizim asli görevlerimizden bir tanesi zaten. Yani dolayısıyla olay sadece siyaset değil, olay sadece ekonomik değil. Yani olayın hem siyasi, hem ekonomik, hem de kültürel anlamda ayakları var. Bu ayakları doğru kurduğunuz zaman zaten siz haklı zenginliği olursunuz. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, değerli üyelerimiz ve saygıdeğer misafirler. ASKO Ankara şubemizin ev sahipliğinde yapılmakta olan ASKO 9. kurul toplantısı programına hoş geldiniz. 9. divan kurulu toplantısı Ankara'da yapılmasından dolayı ASKO Genel Başkanımız Sayın Mustafa Koca ve saygıdeğer yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi arz ederim. ASKO'nun kurulduğu tarihten günümüze kadar toplumun ve özellikle iş adamlarının işiten kulağı, gören gözü, çarpan yüreği olmuştur. Ekonomik hayatımızın ahlaki temellerle şekillenmesi, kendine amaç edinen kuruluşumuzun sosyal projelere karşı da çok hassastır. Muhterem ASKO ailesi,
çalışmayı esas olan anlayışımız her geçen gün daha da güçlenerek ailemizi büyütmektedir. Bu itibarla muhterem dostlar, ülkemizin dünyadaki jeopolitik konumundan kaynaklı emperyalist ülkelerin her daim hedeflerinde bulunmuştur. Ülkemiz etrafı ateş çemberiyle çevrilmiş bir şekilde zor günlerden geçmektedir. Bir yanda terör örgütleri, bir yanda dış güçlerin emperyalist çalışmaları bizi yıpratmaya yöneliktir. Bu zor dönemde hükümetimize ve devletimize en kararlı desteği sağlaması gerektiğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Sivil toplum kuruluşların, özellikle iş adamların derneklerinin, ülkenin ekonomik ve sosyal dinamiklerin üretiminde daha da etkin olması gerektiği kanaatindeyiz. Hedefimiz tüketen değil, üreten Türkiye'dir. Arge çalışmaların ve arge yatırımların günümüz dünyasının teknolojik dinamizminde ne kadar önemli olduğu gerçektir. Aspon Ankara Şubesi olarak da Arge'ye verilen önemi üst düzeye çıkaracağız. Çalışmalarımız arasında tüm seminerler, iş eğitimler programları düzenlemek, bürokrasi ile ilişkileri organize etmek, iş adamlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmaktır. Türkiye'nin zenginliği hak etmektedir. Kuruluşumuz tüm dünyada söz sahibi bir sivil toplum kuruluşu hüviyetine kavuşmuştur. Temeliyle toplantımızın hayırlı vesileleri nasip olmasını dilerim. Abdurrahman Bey, teşekkür ediyoruz. Üye sayımızı öğrenebilir miyiz? Sayın Başkanım, üye sayımız 52. Biz yeni bir şube olarak 2015 yılında şube açıldığımız için 52 şube, 52 üye mevcudumuz var. 2016 hedefimiz de 100 üye hedefimizdir. Arkadaşlar, alkışlıyorsunuz ama Ankara için 100 üye azdır. Yani az değil mi? 2015 yılında artı 100. Eyvallah. Artı 100 için hep birlikte alkışlayalım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, 2015 yılında yaptıklarımızı da anlatacağım. Kusura bakmayın. Buyurun. İftar yemeklerimizi verdik. Sabah kahvaltıları yaptık. AK Parti Başkanı'nı ziyaret ettik. Sayın Genel Başkanımızla beraber Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettik. Sanayi Bakanımız Bilgi Işık Bey'i ziyaret ettik. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Bey'i ziyaret ettik. Tanıdık AK Parti milletvekillerimizi hepsini hemen hemen ziyaret ettik. Ziyarette bulundum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ederiz. Yönetim kurulu üyeleri, Anadolu'nun her bir köşesinden Ankara'yı teşrif eden çok değerli Anadolu aslanlarımız, sanayicilerimiz, iş adamlarımız, böylesine yüzeyde bir ortamda, böylesine yüzeyde bir toplulukta bir araya gelmekten ve sizlere hitap etmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade ediyorum. Her birinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Nitelikli üretim başlığıyla oluşturulan bu oturumun verimli olmasını, hayırlı, bereketli sonuçlar. Özellikle nitelikli üretim konusuna geçmeden önce Aspon ve Aspon gibi milletin bağrından çıkmış, milletimizin girişimcilik ruhunu, milletin milli ve manevi değerlerini mensup insanlarımızı ülkenin üretimine katmak, büyümesine, kalkınmasına katmak için
kurulmuş. Gerçekten bu yapıların bizim için ne kadar önemli ve değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Hele hele zor dönemlerde ASKON ve ASKON gibi kuruluşlarımızın ne kadar önemli bir rol üstlendiğini hepimiz yakinen biliyoruz. Hem de bunun defalarca şahidi oldum. Ben ASKON'a, ASKON'un siz değerli mensuplarına, bundan sonraki çalışmalarınızda da Türkiye'nin hem demokraside, hem ekonomide, hem sosyal hayatta, hem dış politikada, hem de siyasette çok daha güçlenmesi ve ileriye gitmesi için bugüne kadar yaptığınız katkılara tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacağınız çalışmalarda sizlere başarılar diliyorum. Yani arkadaşlarım, ülkeleri farklı ekonomik kriterlere göre değerlendiren pek çok endeks var. Pek çok veri setiyle ülkeler değerlendiriliyor. Benim bugün özellikle bir veri setinden bazı bilgileri sizlerle paylaşarak nitelik üretim konusunda görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Ülkelerin pek çok kriterine göre gelir grubuna dahil olan ülkeler. 4 tane kategori var. Türkiye 1955 yılına kadar düşük gelir grubuna dahil bir ülkeydi. Gelir seviyesi düşük bir ülke. Merhum Menderes'in başbakanlığında 1950 seçimleriyle başlayan o atılım dönemiyle 1955 yılında Türkiye düşük gelir grubundan orta düşük veya düşük orta gelir grubu ülkeler arasına yükseldi. 1955'ten sonra Türkiye'nin düşük orta gelir grubundan orta yüksek gelir grubu ülkelerine yükselmesi, o gruba dahil olması için tam 50 yıl beklemesi gerekti. Ve Türkiye 2005 yılında orta yüksek gelir grubuna dahil olan ülkelerden biri oldu. Güney Kore bu süreyi 17 yılda geçti. Bazı ülkeler 20-22 yılda geçti ama Türkiye tam 50 yıl beklemek zorunda kaldı. 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle başlayan o birinci hamle, birinci sıçrama dönemi 3 yıl içerisinde Türkiye'yi orta yüksek gelir grubu ülkeleri arasına soktu. Ama son birkaç yıldır orta yüksek gelir grubunda orta gelir tuzağı dediğimiz tuzağın da tam ortasındayız. Türkiye şu anda orta gelir tuzağına düşmüş bir ülke. Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka başarması gereken yüksek gelir grubuna dahil olan ülkeler arasına yükselmek. Bu rakam olarak ifade etmem gerekirse 12.275 dolar seviyesini Türkiye kişi başına düşen milli gelirde yakalarsa o zaman Türkiye yüksek gelir grubu üyesi bir ülke olacak. Tabii Türkiye'nin 2002 yılında başlattığı ekonomideki sıçramada en önemli gücümüz veya başarımızın en önemli sırrı bizim verimlilik artışımızdı. Türkiye verimliliğe dayalı bir büyümeyi son derece başarılı şekilde hayata geçirdi. 2008 krizinde hesaba kattığımızda dahi Türkiye'nin son 12 yıldaki büyümesi yaklaşık %5 civarında. Ama özellikle euro dolar paritesinde meydana gelen değişiklik ve doların bütün dünya para birimleri karşısında değer kazanıyor olması bizim 2015'teki kişi başına düşen milli gelirimizi 2014'e göre biraz daha aşağıya çekecek gibi gözüküyor. 10 bin doların hafif altında bir milli gelirle 2015'i kapatacağız. Bu büyük oranda pariteden kaynaklanan bir gelir azalışı olacak. Yani reel bir gelir değil, fiktif bir azalış. Ama Türkiye'nin hedefi ilk etapta 12.275 dolar seviyesine çıkmak ve bundan sonra da 15 bin dolar, 20 bin dolar ve inşallah 2023 hedefimiz olan 25 bin dolar kişi başına milli gelire ulaşmak. Bu Türkiye için önündeki en önemli hedeftir. Bu hedefi
gerçekleştirmek doğrusu çok kolay değil. Bunu başarabilmek için değerli arkadaşlarım birkaç noktada çok ciddi yoğun bir çalışma göstermemiz lazım, yoğunlaşmamız lazım. Bir kere Türkiye'nin inşallah 1 Kasım seçimlerinde ortaya çıkan siyasi tablodan ve oluşan meclis yapısından millet iradesinin sandığa gerçekten çok güçlü şekilde yansımış olmasından aldığı güçle bu önümüzdeki 4 yılı Türkiye'nin yüksek büyüme oranlarını yakalayacak şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, ARGE merkezinin de temel mantığı şu. Eğer bir şirket ARGE yapacaksa bu şirketin 100 liralık maliyetinin yaklaşık 30-35 lirasını devlet olarak biz alıyoruz. Aldığımızda nedir? Orada çalışandan vergi alıyoruz. Orada bazı kolaylıklar sağlıyoruz. Aslında olmadığı zaman devletin kazanmayacağını olduğu zaman almamakla destek veriyoruz. Ve 2014 yılı Şubat ayında yaptığım çalışmaları yürütüyoruz. Bunları yapıyoruz, destekliyoruz, açıyoruz ama tamam arkadaş biz işimizi yaptık, bundan sonrası Allah yolumuzu açık etsin deyip ARGE merkezlerini de kendi başlarına bırakmıyoruz. Kendi hallerimizi 1-2-3'lere ödül vermiştik. Bu yıl bütün ARGE merkezlerimizin neresinde hangi fabrikaların kurulacağını gösteren haritayı adeta alayla konuşuyorlar. Hatırlayın. O gün Güney Kore'de açlık çekiyordu. Bugün Güney Kore dünyada en fazla ARGE yapan ülkelerden gayri safi yurt içi hasılasının önemli bir kısmını ARGE'ye harcayan ülkelerden biri. Niye 2008 krizinde Almanya ve Güney Kore hiç etkilenmedi, hatta fırsata çevirerek 2008 krizinden güçlenerek çıktı da İspanya ve Yunanistan çok ciddi darbe aldı? Sanayi altyapısı. Sanayi altyapısı o kadar güçlü ki, sanayi altyapısı güçlü olunca, sanayi kültürü güçlenince teknoloji geliştirmek, ARGE yapmak, inovasyon odaklı çalışmak hemen arkasından geliyor. Biz ARGE merkezlerini, teknoparkları, proje bazında destekleri bu kadar agresif şekilde desteklememizin sebebi işte o aradaki mesafeyi kapatmak. Keşke Türkiye 60'ları, 70'leri ve 90'ları kaybetmeseydi. Keşke Türkiye 1960'ların başında yerli otomobili, devrim otomobillerinden daha kısa sürede kapatırız. İlgili bakan karşılıklı fikir alışverişi, bilgi hale getirdik. Şuna inanıyoruz. Bu kadar inovatif bir insan yapısına sahip olan bir ülkenin şu andaki bulunduğu durum hak ettiği durum değildir. Çok daha iyisini başarabiliriz. Çok daha iyisini yapabiliriz. Bunun için de Allah'a şükürler olsun son 13 yılda AK Parti'nin Türkiye kazandırdığı en önemli değer nedir derseniz benim söyleyeceğim birinci unsur özgüvendir. AK Parti Türkiye'ye özgüven kazandırdı. Biz de yapabiliriz. Artık sanayicimiz ben de ARGE yaparım diyor. Daha düne kadar fason üretimle yetinen sanayicilerimizin bugün değerli arkadaşlarım ARGE merkezleri var. Binin üzerinde ARGE uzmanının çalıştığı ARGE merkezlerimiz var. Bu özgüveni hamdolsun kazandık. Şimdi bu özgüveni değere dönüştürmek, Türkiye'miz için, ülkemiz için değere dönüştürmek için yapmamız gerekenleri inşallah bu dönemde hep birlikte adım adım hayata geçireceğiz. Gelecek kuşaklara çok daha güçlü, özgüveni çok daha yüksek ve dünyada oluşan Süper Lig'in güçlü bir oyuncusu olan bir ülkenin insanları olarak bu ülkeyi bırakmak hepimizin en önemli önceliği. Biz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu amaca uygun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları sürdürürken de sizleri gereksiz mevzuatla yormamak en hızlı, en etkili verdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonlar vesilesiyle gerçekten sizlerle bir arada olmak,
sizlerin bu noktadaki heyecanınıza, gayretinize ortak olmak bizim için ayrı bir kıvanç. Ben divanımıza da gösterdiği anlayış için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanımız Mustafa Hoca'yı arz ediyorum.